Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızla devam ediyor. Bugün sizlere Diyarbakır'da bulunan Asya Tohumculuk'tan sesleniyoruz. Yanımızda ziraat mühendisi Sayın Ersin Tuncay Beyefendi bulunuyor. Merhabalar efendim. Merhabalar. Biraz sizleri yakından tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Biz 2008 yılı itibariyle normal, daha doğrusu fabrikasyon olmayarak ama 2008'de bu işe başladık. 2009 ve 2010 yıllarında organize sanayi fabrikasına geçip orada daha detaylı artık profesyonelce bu işi yapmaya başladık. Sertifikalı tohumluk üretiyoruz. Tohumun kalitesi ve bu zamanlarda daha doğrusu son dönemlerde yayılan tarımı iyileştirici politikalarla, daha doğrusu onların da desteğiyle beraber sertifikalı tohumu üretiyoruz şu anda. Yani evet. Buğday tohumu ve arpa tohumu çiftçilere daha kaliteli, daha üstün, verimi yüksek kalitede olan tohumluklar üretiyoruz. Onlar. Peki hangi bölgeye çalışmanızı gerçekleştiriyorsunuz? Sadece Diyarbakır bölgesinde mi yoksa çevre bölge illerde bir çalışmanız sürüyor mu? Evet. Biz sadece Diyarbakır değil, tabii illaki burada olduğumuz için en yakın olarak Diyarbakır ve çevresi başladık. Ve şu anda tarım kredi kooperatifleri ve efendim diğer birliklerle beraber yaptığımız sözleşmeler veya akabinde işte buna benzer Mardin, Kızıltepe, Derik, yani onların ilçesiyle beraber Urfa, Ağrı, Muş, Bingöl ve Bitlis çevrelerinde en son işte Tokat. Tokat'a da Tarım Kredi Kooperatifi sayesinde, daha doğrusu onlarla yapmış olduğumuz anlaşmalarla o taraflara kadar tohumluk gönderiyoruz yani şu anda sertifikalı tohumluk. Yani diyorsunuz Türkiye iç pazar olarak Türkiye'nin her yerine, özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu, evet, bölgesine hizmetimiz mevcuttur. Evet. Bir telefon kadar yakınız. Evet. Bizi ulaşmak isteyen ve tohum almak isteyen olursa diyorsunuz, her şekilde en geç 48 saat içinde ellerine geçmelerini sağlayabiliyoruz, değil mi? Tabii, yani 48 saat derken hatta bundan daha da erken oluyor. Evet. O tabii ki en uzak bölge için söylüyorum. Tabii en uzak bölge yani için. Biliyorsunuz, yani biliyorsunuz size en uzak bölge, çünkü sonuçta tabii biz Doğu bölgesinde olmuş olduğumuz, evet, için, hı-hı, hani daha batı bölgesi olursa diye örnek vermek istedim. Evet. Ama en geç tabii ki. Tabii, biliyorsunuz gün içinde bile olabilir. Hı-hı. Önemli yani olan kaliteli bir hizmet vermek. Tabii yani kaliteli hizmet vermek ve ikincisi aradaki diyalog, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Onların istediği açıda zaten biz tohumluğu ürettiğimiz anda da belli bir kısım depolama işlemlerimiz de oluyor aynı zamanda. Evet. İşte yani istedikleri anda anlaşma sağlandıktan sonra tabii ki en geç sizin de dediğiniz gibi 48 saat. Ödeme koşulları da uygun olduktan sonra, ödeme yapıldıktan sonra anında diyorsunuz hiç müşterimizi bekletmeden, evet, hizmetimizi sağlayabiliyoruz. Müşterileriniz öncelikli olarak neden sizi tercih ediyorlar Asya Tohumculuğu? Asya Tohumculuğu şimdi hem Tarım, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve aynı zamanda bakanlığa bağlı olarak bize gelen müfettişler onların kontrolünde aynı zamanda ve buna ek olarak da mesela bize gelen bizden hani alışveriş yapmak isteyen üreticilerimiz, bayilerimiz kendi gözleriyle görebilme imkanına sahiptir. Yani mesela biz fabrikamıza işte kapıları kapat, ne üretiyorum göremezsin diye bir şey yapmıyoruz. Hatta bizi ziyaret edenlere bir bir kendi makinalarımızı ve nasıl işleyiş olduğunu birebir anlatıyoruz. Hatta kendim de başta olmak üzere. Yani yanlarında buluyorum. Akıllarına takılan sorular, problemler, efendim yetiştiricilerimiz, üreticilerimiz, bunların hepsini birebir görme imkanına sahipler. Yani bu yüzden hem kalite olarak, aynı zamanda hani bir şeyi alırsınız, bir yıl kullanırsınız ama verimi alamazsınız. Hatta böyle bir pek memnuniyet sağlanmadığı için ikinci defa bir daha gitme şeyini kesersiniz. Evet. Ama şöyle söyleyeyim, mesela bize sürekli geri dönüş yapılıyorsa demek ki biz gerçekten bir şeyleri tutturduk ve ileriye dönük daha çalışmamız olacak ve hatta o çalışmalarında küçük bir şey söyleyeyim, laboratuvar tarzında artık kendi şeylerimizi de kendimiz denetlemek amacıyla da böyle bir girişimimiz de var. İnşallah onları da biraz daha gelişme aşamasına yapacağız. Diyorsunuz ki güvenilir bir firmayız, evet, çalışmalarımızın arkasındayız ve tohumumuza da güveniyoruz diyorsunuz, evet, değil mi efendim? Evet.
Tabii ki biliyoruz ki her sektörün kendine ait sıkıntıları mutlaka vardır. Sizin prim olarak yaşadığınızı düşünmüyorum ama sektör olarak yaşadığınız Diyarbakır ilinde özellikle yaşamış olduğunuz sıkıntılar nelerdir? Diyarbakır ilinde şimdi kafadaki ön yargılarla alakalı. Yani ilk başta yıllarca devam eden bir şey vardı. Şimdi Diyarbakır olarak yani herkesin kafasında bir belli bir ön yargı var. Yani diğer kesimler tarafından. Şöyle söyleyeyim yani aslında biz bir nevi aslında biz insanlığımızı kanıtlamaya çalışıyoruz. Evet. Yani ticaretin ötesinde samimiyetimizi yani bizim beraberce hatta bu ülkeyi bile misafir milli sınırlarını dahi beraber çizdiğimizi biz kanıtlamaya çalışıyorduk. Tabii ki beş parmağın beşi bir olmuyor biliyorsunuz. Tabii muhakkak. O yüzden birkaç tane kişi yüzünden toplum olarak ya da bölge olarak ya da il olarak sizi yanlış tanımalarını tabii ki biz de istemiyoruz. Çünkü biz burada ekibimizle gelip gördük ki doğu kültürünü gerçekten misafirperverliğini çok güzel bir şekilde burada yansıtıyorsunuz ve bizlere yaşatıyorsunuz. Tabii ki biliyoruz ki burası aynı zamanda modern bir şehir olduğu için her zaman yatırıma müsait ve iş adamlarını da bu konuda buradan sesleniyoruz efendim. Büyük bir şehir ve de kozmopolitan bir şehir olmak için her geçen gün uğraşıyor. Yani burada artık savaş yok. Barış süreci bunun için daha da tabii etkili olmuştur. İnsanların da bunu güzel bir şekilde değerlendirmesini öneriyoruz ve de bu çalışmalarını sürdürmelerini istiyoruz. Son olarak sizi tercih eden müşterilerinize ve izleyicilerinize neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim. Biz çiçeği burnunda bir firmayız. Ama şu demek değildir, hani genelde şöyle bir şey vardı, işte bilmem 90 kaçtan beri, bilmem kaçtan beri. Hayır, biz yeni bir firmayız. Ama gerçekten iyi bir firmayız. Yeni başladık. Kaliteyi görmek istiyorlarsa berekete açılan kapıyı çalsınlar. Evet. Asya tohumculuk berekete açılan kapı. Diyorsunuz ki Asya tohumculuk olarak biz buradayız. Evet. Desteğimizi esirgemiyoruz, ürünümüze güveniyoruz. Ve destek de görmek istiyoruz aynı zamanda. Değil mi? Aynı şekilde efendim. Evet. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz sizlere Ersin Bey. Ben teşekkür ettim. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, bugün sizlere Asya Tohumculuk'tan seslendik. Söz merkez stüdyolarında.